İsmim Bahtiyar Şen. Bursa'da esnafım, emekliyim. Yaklaşık 54 yıldır Bursa'da oturuyorum. Aslen Giresunluyum. Bursa'daki şehir hayatından sıkıldım, yoğun trafiğinden. Kendime böyle sakin yaşayabileceğim bir yer almayı düşündüm ve yeri aldıktan sonra ev almak için araştırma yapmaya başladım. Aslında biz 30 yıllık inşaatçıyız. İnşaat firmamız da var. Kardeşim hala müteahhit, bir kardeşim inşaat malzemesi satıyor. Beton arma yapabilirdim. Belki maliyeti biraz daha pahalı olabilirdi ama ben Karmot gibi prefabrik ev satan firmaları araştırdım. Yaklaşık 10 tane firmaya görüştüm, 10 tane firmayla. Hatta bir tanesinden neredeyse yapım aşamasına gelmiştik. Sonra yorumlarını okudum, işi yarım bıraktığını gördüm. Araştırırken Karmot çıktı önüme. Bunları araştırdım. Köklü bir firma olduğunu, güvenilir bir firma olduğunu araştırdım, buldum. Hatta güvendiğim için ödemesini bile ev almadan 6 ay önce yaptım. Araştırdığım evler içinde Bursa'da da birçok firmaya gittim, görüştüm, baktım. Bana hiçbirisi güven vermedi açıkçası. Karmot her bakımdan personeliyle olsun, yapısal anlamda kurumsal firma olması dolayısıyla bana çok güven verdiler. Evi seçtik. Biz kendimiz projelendirdik. Çizim yaptık beraber Karmot'taki arkadaşlarla. Onlar da olabileceğini söylediler. Biraz değişiklik yaptık standart dışı. Onları da bize istediğimiz gibi yapabiliriz abi dediler. Fiyatta anlaştıktan sonra biz evi birkaç ay sonra yapacağımızı söyledik. 3 ay mı 4 ay sonra mı yapacağımızı, tamam dediler. Bekleriz, sıkıntı yok dediler. Yapma aşamasına gelince ben kendilerine başvurdum. Ben evi yapmayı düşünüyorum. Benden ne istiyorsunuz dedim. Gelip yere baktılar, keşif ettiler. Abi dediler, senin evin ölçülerine göre işte şu ölçülerde, ölçüleri hatırlamıyorum ama ben biraz temeli büyük yaptım. Balkon büyük düşsün diye. Benden düz bir temel istediler bunlar. Ben temeli yaptıktan sonra gelip tekrar kontrol etti. Gökhan Bey olsun, Yusuf Bey müdürümüz olsun. Tamam, güzel olmuş dediler. Ondan sonra montaj aşamasına gelindi. Kendilerine hazır olduğumuzu, onlar da 3 gün sonra tırı yükleyeceklerini dediler. Geldiler, yüklediler, evimizi getirdiler, indirdiler. Montaj ekibi geldi sonra, 4+1 ev. Standarttan biraz büyük dana kalırsa, standartları bu genelde 50-60 metrekare. Bizim burası ev olarak 90 metrekare. 2,5 gün diyelim, 3 gün olmadı yani. 2,5 günde 3 kişilik bir personel montajımı yaptı. Benim elektrik tesisatımı çekti, kablomu dışarı verdi. Su tesisatımı çekti, su borusunu dışarıya verdi. Yani bunların testlerini yaptı. Komşudan elektrik suları aldık. Bunların testlerini yaptı. Bir arıza görmedik. Onların yaptığı tesisatları kullanıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Şu ana kadar bir sorun da çıkmadı evle ilgili. Çıkarsa zaten her zaman aradığımız zaman her saat gece gündüz mesai dışında ulaşabiliyoruz arkadaşlarımıza. Sıkıntılarımızı çözüm bulacaklarına inanıyorum. Bir sıkıntı olmadı şimdiye kadar. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Prefabrik ağ olmak isteyenler yerine tecrübe parayla satın alınacak bir şey değil. Yaşanarak kazanılan bir şeydir. Yani tecrübenin anlamı hayatta yiyilen kazıkların faturasıdır. Benim yaşım 63, ben 45 senedir esnafım. Çok tecrübelendim çünkü çok kazıklandım hayatta. O yüzden siz kazıklanmayın. Gene araştırmayın demiyorum. Araştırın ama bir tüketici olarak eğer benim bunlardan bir menfaatim yok. Belki bir daha ne zaman göreceğim, ne zaman işim bilecek ben de bilmiyorum bu insanlara. Ekip olarak güzel insanlar, firma olarak sözünde duran bir insan. Gününde taahhütlerini yerine getirdiler, eksiksiz yaptılar. Ben de evde Türkiye'de Karmot bir numara. Çünkü ben çok araştırdım, benden çok araştırmayın. Gerçekten bir numara. Yani 2 yıldır oturuyorum, şu ana kadar bir sıkıntı olmadı. Olursa da bir aloya bakar her şey. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Olmaz inşallah. Betopen bunun duvarları. Yazın çok sıcak olmuyor. Bir tane soba kurdum içeriye. Bütün odaların kapısını açıyorum. Bütün ev ısınıyor ya. Ben Bursa'da ısıtamıyorum ısıyalıtımda evi. Çok da güzel ısıtıyor yani. Kışın da kalıyorum ben burada. Yani çok kalmasam da kışın da haftada 2-3 gün kalıyorum ama yaz boyu buradayım. Daha Bursa'da koca yazda 2 gece yattım. O da bayramda, çocuklarım, torunlarım gelecek diye.